Şimdi çıktı hastaneden. Hamileymiş. Aklım sende kaldı. Arabanı da görünce. Gel yenge gel. Ah be Ferit. Yani şu yaşadıklarına bakıyorum da. Of. Yani ne diyeyim. Ya bu Hande var yenge, ya. Yenge. Ne yapayım, gerçekleri söylemeye mecburdum. Hani kimse kusura bakmasın. Hande hafızasını kaybetmiş olabilir ama ben ne yaşadığımı, ne hissettiğimi o kadar iyi biliyorum ki. Vallahi Hande'nin bazı şeyleri hatırlamadığı yalan Ferit'ciğim. Yani bu kız seni yeniden elde etmek için hepimize numara yapıyormuş. Allah Allah. Vallahi ben ne diyeceğimi şaşırdım artık yenge. Ne diyeyim ki? Hande'dir, ne yapsa yeridir. Her şey beklenir ondan, doğrudur. Of, senin de işin çok zor be Ferit. Yani neyse ki güçlü ve sabırlı bir adamsın. Yoksa daha olsa dayanamaz senin şu yaşadıklarını. Sağ ol yenge, sağ ol. Böyle diyorsun ama gel bir de bana sor. Ben İhsan'ın beni sevdiğine hiç inanmıyorum artık. Aşkımdan ölüyordu. Ne oldu? Bak, arkasına bakmadan gitti. İzi bile kalmadı. Yengeciğim, üzülme olur mu? Benim seninle olan bağım amcamdan ötürü değil. Hatta sen bana amcamdan daha yakınsın. Bunu sakın unutma, olur mu? Çocukken az çilemizi çekmedim ben. Az burnundan getirmedik. Bırak da borcumuzu ödeyelim biraz ya. Ah be canımın içine borcu, olur mu öyle şey? Ben sizi kendi evlatlarım gibi sevdim. Canım yengem benim. Biliyoruz yenge, biliyoruz. Biz de seni canımızdan, kanımızdan biri gibi sevdik. İyi ki varsın. İyi ki. Canım benim. Ayşe arıyor. Aç hadi, aç. Ayşe. Ayşe. Ayşe ne oldu, niye sesin kötü geliyor? Saadet, hadi artık ağlama lütfen. Hiçbir yere gitmiyorsun, tamam mı? İşini de kaybetmeyeceksin. Ben asla böyle bir şeye izin vermeyeceğim. Çok teşekkür ederim Adnan Bey. Azade, bana danışmadan Saadet hemşirenin işine son vermişsin. Sebebini öğrenebilir miyim? Şimdi ailemiz ve geleceğimizi ilgilendiren çok daha önemli konularımız var Adnan. Bu da benim için önemli bir konu Azade. Saadet hemşireyi neden bu konaktan kovdun? Açıklar mısın bana lütfen? Ne mutlu ki çabuk iyileştin Adnancığım. O yüzden Saadet hemşireye gerek kalmadığını düşündüm. Ama sen bilirsin. Yani diyor sanki kendimi kötü hissediyorum. O başka. Yani sonuçta hasta olan sensin. Neyse. Saadet hemşire sen ne zaman istersen o zaman gitsin. Şu anda böyle gereksiz konularla zaman harcamak istemiyorum.
konuşacak daha önemli konularımız var. Bize izin verir misin lütfen? Evet, az önce önemli aile meselelerimizi gördük. Şimdi bakalım sırada ne var? Zümrütlere çok ayıp oldu Adnan. Ferit yine ağzına geleni söyledi. Bizim bunu telafi etmemiz lazım. Ne telafisi? Hande'ye gelinliği sen giydirdin yine. Bundan sonra ne yapmak istiyorsun? Hande'ye gelinliği ben giydirmedim. Kendi giydi. Zümrüt benim ahiretliğim. Gidelim, özür dileyelim. Bu durumu telafi edelim. Bize yakışanı yapın. Ben hiç kimseden hiçbir şey için özür dilemem. Hele o Hüseyin'den asla. Hande'yi sen umutlandırdın. Eğer sen gitmek istiyorsan buyur git, kendin özür dile. Ben asla hiçbir yere gitmiyorum. Peki, zaten hastasın. Bence sen dinlen. Sinan, şimdi neden gidiyoruz bunların ayaklarına ya? Zaten annenin bu Hande sevdasını da anlamadım gitti. Biliyorsun değil mi? Ferit'in yerinde sen olsaydın seni çoktan evermişti. Ama işte Ferit'e gücü yetmiyor. Demem bak, gazlama beni. Gazlama beni, zaten doluyum. Patlarım. İnsanın ya söyleyecek sözü ya da susacak adabı olmalı Leman. Sende ikisi de yok. Babanız gelmiyor. Hadi yürü. Anne, Leman haklı. Değil mi? He? Biz şimdi gideceğiz, orada ne yapacağız? Özür dileyeceğiz. Neden? Benim kardeşimin günahı ne ya? Hepimiz üç maymun oynadık o gün. Değil mi? He? Ferit çıktı, çatır çatır doğruları söyledi. Bizi saçmalıktan kurtardı. Vallahi kimse kusura bakmasın. Ben gelmiyorum. Hiçbir güç de götüremez beni. Oğlan benim gül gibi kardeşim oluyor ya. Var mı böyle bir şey? Sinan, yeter. Hadi yürüyün. Kararlılıkta markayım ya. Öylesin. Geldim. Çok. Hande Hanım. Ne var Fotoş? İlk defa mı gelinlikli bir kız gördün? Ya ben şey... Işık görmüş tavşan gibi bakma insana. Şu hale bak ya. Şu hale bak. Dediğini yaptım. Kızın oyununa uyduk. Sonuç? Sonuç yine rezillik Hüseyin. Aldın mı boynunu ölçüsünü ha? Size her şey müstahak. Her şey müstahak. Yazıklar olsun size uyarana. Yazıklar olsun. Vay be. Anneme bak. Kendisi sütten çıkmış ak kaşık çünkü. Yeter! 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 Terbiyesizlik etme haddini bil Hande. Yeter kızım. Ferit'in kapısında sevgi dilenmekten vazgeç kızım. Vazgeç. Ferit seni sevmiyor. Ferit Ayşe'yi seviyor. Anladın mı? Ayşe'yi seviyor. Bunu kabullen artık. Kabullen de artık. Biz de rahatlayalım. Ben dilenci değilim. Anne, özür dilerim. Fatoş, yardım et. Tabii. Çek elini Hüseyin. Anne. Koştur getiririm. Anne. Ayşe, iyisin değil mi? Her şey yolunda mı? İyiyim, iyiyim. Yolunda her şey. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Yani aslında değilim. Aslında hiç iyi değilim. Ya sanki böyle bütün dünya üstüme geliyormuş gibi hissediyorum, biliyor musun? Bütün dünya karşıma geçmiş, benim mutlu olmamı istemiyormuş gibi hissediyorum.
Yine kavga ettim bizimkilerle. Tartıştık annemle, çıktım ben de. Annenin bu hafıza kaybı var ya, yalanmış. Yalan söylemiş hepimize. Yine kandırdı beni. Ferit, ben hamileyim. Ya işte öyle. Ne dedin? Hamileyim. Hamile misin? Hamilesin. Doktor 6 haftalık olduğunu söyledi. Ben de bugün öğrendim. Yeni öğrendim. Yani bunu duymak senin de hakkın. Sonuçta babasısın. Sonuçta babasıyım. Babasıyım ben sonuçta. Saklamak olmaz tabii yani. Ben babasıyım. Benim bebeğim olacak. 6 haftalık hamilesin. Çok güzel. Aa, dur. Ne yapıyorsun? Dur. Sen beni şu an dünyanın en mutlu adamı ettin. Demek ben baba oluyorum ha. Allah'ım sana şükürler olsun. Allah'ım baba oluyorum. İyi misin? Ya iyi olmaz olur muyum ya? İyi olmaz olur muyum ben ya? Ya bizim bebeğimiz olacak, bebeğimiz. Sen anne olacaksın, ben baba olacağım. Çocuğumuz olacak bizim. Bak sana söz veriyorum. Dünyanın en iyi babası olacağım. Şu an dünya yansı umurumda değil ya. Benim için bir tek sen, bir de bebeğimiz. Bir tek sen, bir de bebeğimiz. Of. Evet. Allah'ım sana şükürler olsun. Bugünleri de gösterdin ya bana. Baba oluyorum ya. Baba, baba. Ferit, Ferit tamam. Sakin ol. Ya nasıl sakin olayım ben ya? Nasıl sakin olabilirim? Sence ben nasıl sakin olabilirim? Şu an dünyada şu haberden daha önemli hiçbir şey yok benim için. Ferit. Olumsuz bir şey söyleme. Kötü bir şey söyleme. Kötü bir şey düşünme. Hep güzel şeyler düşün. Lütfen. Lütfen. Bizim bebeğimiz oluyor Ayşe. Ben seni çok seviyorum. Ayşe ben seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Baba oluyorum da ben. Ne mutlu size. Allah analı babalı büyütsün. Sağ olun annesi. Ferit yapma. Annesi. Hadi gel. Hadi annesi. Kına gecesine geldik sanki. Ferit'in kafasına biz de vuralım. O da belki hafızayı kaybeder. Belki olur gibi iş. Ne diyorsunuz? Ha? Ne? Zümrüt Hanım. Azade Hanımlar geldi. Hayda. Bunların ne işi var burada ya? Kapımıza kadar geldiler, ne utanmaz adamlar ya. Burada de, kabul etmiyorlar de. Sepetle gitsin ya. Olmaz öyle şey. Kızım, içeri al misafirlerimizi. Ya ne misafiri Zümrüt Allah aşkına ya? Ne misafiri ya? Sancaksadeler bu kapıdan girmeyecek. Kızım sen benim dediğimi yap, misafirleri içeri al. Baba lütfen, buraya kadar gelmişler. Hande, bak sen hiç konuşma. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi misin kızım? İçimiz rahat etmedi. O halde evden ayrılmanızdan çok rahatsız olduk. Buyurun lütfen. Bir hoş geldin yok mu Hüseyin? Bak açık konuşacağım. İnsanın içinden buyur demek, hoş geldin demek gelmiyor. Hiç kusura bakma Azade. Peki
Peki Hüseyin, bunca yıllık dostluğumuzun hatırına biz kusura bakmayız. Sineye çekeriz. Neyi sineye çekiyorsun ya? Sen mi sineye çekiyorsun, biz mi sineye çekiyoruz? Her defasında senin oğlun benim kızımın şerefiyle oynuyor. Biz kuyruğumuzu kıstırıp evimize geliyoruz. Ya kim kimin şerefiyle oynuyor? Bir söyle Hüseyin amca. Sinan. Anne biz... Kim bir söyle bir öğrenelim ya, söyle. Sinan. Anne. Tamam. Ferit'in savunulacak yanı mı var? Bu kızcağızın canını yaktı gitti. Susman gereken zaman susacaksın. Hüseyin amcan haklı. Bak Hüseyin. Biz buraya Ferit adına özür dilemeye geldik. Oğlumuzun yaptığının bağışlanmaz olduğunu biliyoruz. Bunun için geldik. Bu kaçıncı mahcubiyet, bu kaçıncı özür? Bıktık artık. Bugün ben acele ettim. Hata bende. Ferit boşanınca Hande ile bir araya gelsinler istedim. Birbirlerini teselli ederler dedim. Ama biraz daha zamana ihtiyaçları varmış. Ya kızım oğlunun umurunda bile değil ya. Sen kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Olan bize olur ya. Yazık ya kızıma. Bak ben bundan sonra kızımı senin oğlunun insafına bırakmam. Ya ben sizden bir şey rica ediyorum. Ne olursunuz çıkın gidin evimden artık ya. Yeter. Ya hadi. Hadi hadi anne. Hadi hadi Leman. Azade anne bir durun. Baba ne oluyor? Bizim Ferit'le aramızda ne oldu ki? Ben hafızamı kaybetmeden önce Ferit başkasına mı aşık oldu? Biri anlatabilir mi artık ne oluyor? Yeter. Yeter kızım yeter. Yalanla dolanla zorla olmaz kızım. Herkes dürüst olsun. Ben bıktım usandım bu yalanlardan. Bıktım usandım artık benim sabrım kalmadı. Anne. Neye sinirlendin sen şimdi? Ne dedim ki ben? Bir sakin ol. Susar mısın? Susmayacağım. Susmuyorum kızım. Sustum da ne oldu ha? Ne oldu? Senin oyunlarına göz yumdum da ne oldu? İntihar etmeye kalkıştın değil mi? Öldürmek istedin kendini değil mi? Benim ömrümden ömür gitti biliyor musun sen? Benim kızım yaşıyor mu diye benim ömrümden ömür gitti. Ya sen ne yaptın kızıma? Hafıza oyunlarıyla, yalanlarıyla ayağa kalktın. Ne oldu peki? Ha söyle ne oldu? Ferit sana döndü mü kızım? Dönmedi. Dönmeyecek Azade. Dönmeyecek. Yok öyle bir şey. Azade, görüyorsun değil mi? Allah da sizin yüzünüzü güldürdü. Ne oldu? Ferit evlendiği kızdan boşandı. Ya o kıza da yazık oldu, bu kıza da yazık oldu. Bak ya, gül gibi kızım ne hale geldi? Ya adam, adam sen kızının gül gibi olduğuna emin misin ha? Bir düşün bakalım. Ferit niye senin kızını yarı yolda bıraktı? Niye Ferit bu kızla evlenmedi? Bir düşün bakalım. Sen düşündün mü Azade? Ferit benim kızımı niye istemiyor artık? Niye düğünü iptal etti? Düşündün mü bunu hiç? Anne, anne. Bunu yapmayacaksın bana değil mi? Kız. Kızına bunu yapmayacaksın değil mi? Kızım bak. Sakın. Bak kızım. Yalanlarla, dolanlarla izdivaç kurulmaz. Aile olunmaz demedim mi ben? Demedim mi? Ben sana iyilik yapıyorum kızım. Anne bak bunu yaparsın yemin ederim sana. Hande izin verir misin annene? Ortada bir yanlış anlama varsa düzeltelim. Anne başka bir şey dur. Başka bir şey. Yanlış anlama falan yok. Ferit benim kızımı istememek de çok haklı. Ama bunca zamandır Ferit'i boşuna günahını aldık. Çünkü Ferit düğünden 3 gün önce Yaman'la Hande'yi öpüşürken yakalamış. Yani anlayacağın Yaman'la Hande oğluna ihanet etmişler. Ben bunu daha fazla saklayamazdım.
Gel bakalım şöyle. Gel 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 gel. Çok fazla sarsmadan. Şöyle otur canım şöyle tam ortaya. Ferit tamam bir dur. Dur ya dur. Ne demek dur ya? Bekle bekle. Heh, şöyle koy arkana. Yaslan yaslan bir rahat et. Nedir Ferit şimdi senin açlık durumun? Ha? Bir şeyler yedin mi? Bak bundan sonra öyle ıvır zıvır yemek yemek yok, tamam mı? Her gün folik asit alacaksın. Dikkat edeceksin kendine. Sağlıklı besleneceksin. Diyorum ki sana şimdi bir kemik suyuna güzel bir çorba yapayım. Ha? Ferit. Bak şöyle yapalım. Gideyim en güzel yerden sana şöyle güzel bir sofra dizeyim. Ne var ne yoksa ye. Birazcık sağlam beslenmen lazım biliyorsun. Bundan sonra folik asit falan devamlı. Hayatımızın Ferit merkezinde. Ya Ferit bir dur. Ya ya da şöyle yapalım. Ne sofra kuralım ya? En güzeli bizim konaktan getireyim ya. Tencere yemekleri pişir. Bir dur lütfen dur. E durayım tamam. Karnım aç değil. İyiyim ben merak etme. Benim yardıma ihtiyacım yok. İyiyim ben şu an. İyisin. Evet bir geç 2 dakika otur konuşalım sen. Oturayım. Hadi. Oturalım 2 dakika. Niye oturuyorum ben ya? Niye oturayım ki ben şimdi? Yani benim şu an oturmamam lazım. Bir şey yapmam lazım ya. Ya baba oluyorum ben baba. İçim içime sığmıyor görmüyor musun? Bütün dünya ayağa kalksın istiyorum Ayşe. Bir şey yapmam lazım benim. İste benden ne istersen iste. Ferit bak ben sana söyledim. Çünkü babası olduğun için senin bilmeye hakkın vardı. Evet. Ama senden hiçbir şey talep etmiyorum, tamam mı? Hiçbir beklentim yok. Biz boşandık sonuçta. Tamam, boşandık. Tamam, boşandık. Ama ne yapacağız? Çocuğumuz için yeniden evleneceğiz. Ferit, böyle olmaz bu. Lütfen. Bak, öyle bir olacak ki. Sana 40 gün 40 gece düğün yapacağım. Her şey olması gerektiği gibi. Davul zurna, tam bir Antakya düğünü. Ferit hayal kurma artık lütfen. Ben seninle barışmak istemiyorum. Seninle tekrar birlikte olmak istemiyorum. Azade. Ferit'in daha fazla günahını alma. Çocukları rahat bırak. Azade anne. Sakın. Bizden uzak dur. Dinle beni ne olur. Hafıza kaybı oyunu. Çok iyi. Gidelim. Azade anne. Gitme ne olur. Ne olur dinle beni bir. Yalvarırım bak 2 dakika konuşalım baş başa ne olur. Beni hiç dinlemeyecek misin? Ben hep seni dinledim. Hep seni dinledim. Kendi evladımı susturdum. Seni dinledim. Artık susma sırası sana geldi. Benim yanıma yaklaşma. Bana hayatımın dersini verdin. Sağ ol. Yürüyün. Sen şimdi kendine anne mi diyorsun? Beni doğurdun diye annem mi oluyorsun sen şimdi? Sen nasıl yaptın böyle bir şey ya? Nasıl yaptın? Hayvan bile yapmaz bunu yavrusu. Nefret ediyorum senden. Senin Hande diye bir kızın yok artık. Seni her gün beni doğurduğuna pişman edeceğim. Kes! Kapat çeneni. Kapat çeneni. Gir içeri. Gel! Sana da yazıklar olsun. Beni bile bile tuzağa düşürdün. Bile bile sancaksaydelerin ayağını götürdün. Bir kere yazıklar olsun sana. Ey Allah'ım ya. Ey Allah'ım. Evlatlarımı cezalandırıyorsun beni.
Ayşe, senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ne demek bebeğimi tek başıma büyüteceğim? Olur mu öyle şey ya? O benim de bebeğim. Babasıyım ben onun, babası. Sen de benim sevdiğim kadınsın. O kadar. Ya bırak da şu mutluluğun bir tadını çıkaralım. Yapma böyle. Ferit, bak beni niye anlamıyorsun? Tamam, sen bebeğin babasısın. O yüzden bunu sana söyledim. Ama bu yaşadığımız şeyleri değiştirmiyor. Ayşe, anlayamıyorum seni ya. Bak sen bana dünyanın en kısa ve en güzel kelimesini ettin. Hamileyim dedin bana. Yoluma ışık tuttun. Bana dünyaları bağışladın sen. Ya Ferit bak kafam çok karışık. Ya ben hala cinayet damgasıyla yargılanıyorum. Ya, itirafçı çocuğun suçu ispatlanmadı hala. Ben anneliğe hazır mıyım ben? Onu bile bilmiyorum hala. Ne yapacağımı bilmiyorum, anlamıyorsun. Tamam, otur şöyle bir. Otur bir sakinleşelim. Bak kendin ne dedin? Kafam karışık dedin. Çok normal. Bunların hepsi şaşkınlıkla ağzından çıkan kelimeler. Şokun etkisindesin. Ya yoksa hiç olur mu öyle şey? Çocuğumuz için el ele vereceğiz. Ne gerekiyorsa birlikte yapacağız. Bak göreceksin. Çok iyi bir baba olacağım. Çok iyi bir eş olacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Söz veriyorum sana. Ferit, bak benim kafam karışık. Ya ben hapisten yeni çıktım. Sevdiğim adamdan yeni boşandım. Yani ne yapacağım, nasıl olacak gerçekten bilmiyorum. Yani düşünmek istiyorum sadece. Tamam. Sakin ol. Sen önce bir sakin olsana bir ya. Bir sakin ol. Gel şöyle. Ben biliyorum canım. Ben biliyorum ne yapacağımızı. Önce şu dava işini bir halledeceğiz. Ondan sonra buradan çekip gideceğiz. Kendimize yepyeni bir hayat kuracağız. Sadece sen, ben ve bebeğimiz. Tamam mı? Bana güven. Benim her şeyi baştan alacak kadar gücüm var. Yeniden bir hayat kuracak kadar gücüm var. Ayşe, sen benim kabus gibi başlayan günümü rüyaya çevirdin. Ben hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum şu anda. Ya ben sana ne kadar teşekkür etsem az. Gülsün şu yüzün artık, lütfen. Ferit, bak benim biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Biraz yalnız kalıp kafamı toparlayıp düşünmek istiyorum sadece. Lütfen beni yalnız bırakır mısın? Bırakmam. Seni asla yalnız bırakmayacağım Ayşe. Tamam mı? Gel buraya. Koy kafanı şuraya. Ben buradayım ve her zaman burada olacağım. Bak, sen hep buradasın. Hep burada kalacaksın. Ben de her zaman senin yanında olacağım. Anne iyi misin? Anne. Ne oldu size? Yüzünüzden düşen bin parça. Evet, bin parça. Gerçekler patladı. Zümrüt Hanım, Hande ile Yaman'ın ilişkisini herkesin içinde ifşa etti bir güzel. Sen biliyor muydun? Sen biliyor muydunuz? Anneciğim, ben vallahi bilmiyordum. Ben zaten duyduğumda da çok şaşırdım. Ne diyeceğimi bilemedim. Evet Leman, biz de zaten bu konu hakkındaki fikrini, düşünceni bir merak ediyorduk, değil mi? Ha? Allah'ım ya Rabbim ya. Babamla ben biliyorduk. Aptal ben. Geri zekalıyım ben. Bir de senin peşinden o eve sürüklendim. Böyle bir şey benim bilmeye hakkım yok muydu? Anneyim ben, anne. Oğlumun ne acı çektiğini bilme hakkım vardı. Tabii. Oğlunun acısına acı katan kötü anne olmamı istediniz değil mi? Annem ne diyorsun Allah aşkına ya? Ferit susturdu beni Ferit. Kızın adı kötüye çıkmasın diye. Böyle bir şey bilip susmak kolay mı zannediyorsun sen anne? Ha? E bilsen ne olacaktı? Ne olacaktı anne? Bütün Antakya'ya soyadını korumak için ihaneti teker teker anlatacaktın, öyle değil mi? Ama benim kardeşim ne yaptı? Adamlık yaptı. Kızın adı kötüye çıkmasın diye sustu. Ya Ferit gitti ta İstanbul'da.
şansına eli yüzü düzgün bir kız getirdi. Biz ne yaptık? El birliğiyle kıza yapmadığımızı bırakmadık. Kızın ne namussuzluğu kaldı, ne sahtekarlığı kaldı. Bir de adı katile çıktı, değil mi? Ya biz bile bile kardeşimi ateşe attık ya. Al işte oğlun yanıyor. Cayır cayır yanıyor oğlum. Bilsen ne yapacaktın anne? Ne değişecekti? Her şeye rağmen benim bilmeye hakkım vardı. Her şeye rağmen bilmeliydim ya. Anneyim ben, anne. Eğer anneysen oğlunun o kızdan niye vazgeçtiğini oturup düşünmeliydin. Ama sen ne yaptın? Hep Ferit'i yargıladın. Allah'ım ya Rabbim. Peki sen düşündün mü baba? Ha? Sen düşündün mü? Sinan. Söyle baba. Ya baba, oğlunun sıkıntısında, zor zamanlarında yanında mıydın baba? Bir düşün bakalım. Ferit sana niye anlatmadı? Bir düşün baba. Meseleyi nasıl öğrendiğini anlatayım mı baba? Mahcup olursun bence. Sen kavga mı istiyorsun? Ya ben öyle bir şey mi diyorum? Diyorum ki birbirinizi suçlayacağınıza oturun bir konuşun. Anladınız mı? Demem ben kötü bir şey mi söylüyorum? Canım, bence şu an herkes biraz gergin. Bence biraz sakin olmaya ihtiyaç var, o kadar. Bir dakika, bir dakika. Sen her şeyi biliyordun. Ve Yaman'ı genel müdür yaptın. Bir haine kucak açtın. Acı içinde kıvranan oğlunu onunla diz dize çalışmaya mecbur bıraktın. Yazıklar olsun sana Adnan. Yazıklar olsun. Başkalarının kusurlarını görmek kolay değil mi? Bekle, bekle beni konuşacağız. Vay be. Hande'ye bak sen. De Yaman'la karıştırıyormuş. Valla insan inanamıyor. İnsan gerçekten inanmak istemiyor böyle bir şeye. Azade Sultan'ın da gözdesi sonunda gözden düştü. Ama var ya tepemize çıkartmıştı o kızı. Annene çok güzel bir ders oldu. Bundan sonra belki bizim kıymetimizi bilir. Sinan, helal olsun sana. Çok güzel konuştun. Ne diyorsun hemen? Ne diyorsun, ne diyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya. Neler olmuş öyle ya? Sizi ilgilendirmez hemşire hanım. İlgilendirmez zaten. Ama duyduk işte. Yani zar değiliz sonuçta. Ben sizi çok uzun zamandır eskiden tanıdığım birine benzetiyordum. Hatta dedim ki gideyim bir ara şöyle bir karşılıklı dertleşelim, biraz sohbet edelim. Ama işte sureti benziyor diye ruhu da benzeyecek değilmiş ya. Aşkım, hı? Biraz işlerim böyle hafifleyince tatile mi gitsek? Gideriz. Ne oluyor? Ne bu? Ulan ne olacaksın seni? Seyrancı ne yapıyorsun? Dur. Sakin ol. Sen nasıl terbiyesiz bir adamsın lan? Nasıl ahlaksızsın? Nasıl yaparsın lan bunu kızım ha? İnsanın içine çıkamayacak duruma geldik lan. Zeynep amca bir sakin olur musun? Bak kalbini kırmak istemiyorum. Ulan sana kapı mı açtım lan? Evime girdin lan. Nasıl yüzünüze baktın lan? Utanmaz herif. Lan bir de ben seninle iş yapmaya kalktım lan. Betül sen içeri gider misin? Yaman. Betül içeri gider misin hadi? Zeynep amca sövdüğün saydığın rahatladın mı? Ha? Lan var ya. Ben bir de seni yere göğe sızdıramıyordum lan. Adam değilmişsin oğlum. Adam değilmişsin. Hüseyin amca bak. Eğer bir günah keçisi arıyorsan gel devam et. Hatta bir tane suratıma patlat rahatla tamam mı? Aa bak senin kızın Hande ile bizim yaşadığımız her şey karşılıklıydı. Kimse kimsenin hayatıyla oynamadı. Anladın mı beni? Hatta ben senin kızına iyilik yaptım. Sevmediği bir adamla evlenecekti. Engel oldum. Bak ayrıca iş mevzusuna da gelirsek yol akınken sen dön tamam mı? Ben de senin harcını borcunu sileyim. Sen sağ ben selamet. Hıh.
Lütfen. Hüseyin amca. Yaman artık evli barklı bir adam. Geçmişte olan her şey geçmişte kaldı. Biz kendimize tertemiz bir sayfa açtık. Aile olduk biz. Ve lütfen bundan sonra kimse benim kocamı geçmiş günahlarıyla yargılamasın. Ah Maria. Sen yat kalk. Şu kıza dua et. Yoksa ayaklarını alta çiğnerdim lan seni. Hüseyin amca. Sen bir otur düşün. Biz seninle ondan sonra konuşalım, tamam mı? Hadi lan. Ya Rabbi ya Resulallah ya. Hadi ben bilmiyordum. Düşünemedim, kördüm. Peki ya sen? Hem biliyordun hem de nasıl bakabildin böyle bir adamın yüzüne? Beni suçlayarak vicdanını rahatlatmaya çalışma Azade. Genel müdürlük meselesinden sonra öğrendim ben bu durumu. Peki öğrendin de ne oldu? Ne oldu? Onunla çalışmaya devam ettin. Suratına tükürüp kovabildin mi şirketten? Seni evlat yerine koyduk biz. Okuttuk, büyüttük. Sen nasıl benim oğlumun nişanlısına göz dikersin? Hayatta başka kız mı kalmadı diyemedin mi? Ha? Ferit'e, oğluma nasıl böyle bir hainlik yaparsın? Namussuz, ırz düşmanı diye hesap soramadın mı? Tabii soramazsın. Soramazsın çünkü sen profesyonel yöneticisin. İş hayatınla özel hayatını birbirine karıştırmazsın. Senin oğlun yanar, kül olur. Senin parana, puluna hiçbir şey olmaz. Konuşmadın mı zannediyorsun? Ha? Hesap sormadın mı düşünüyorsun? Sordun, sordun da ne oldu? Niye bu adam hala bizimle çalışıyor? O şirkette benim oğlum yok. Niye bu adam hala bizden maaş alıyor? Ferit'i sen kovdun şirketten. Yine ben mi suçluyum yani? Bak, konuştum tabii ki. Elbette hesap sordum Yaman'dan. Ben mutlu muyum sanki bu düştüğümüz durumdan dedi. Ben ta başından beri Hande'yi seviyordum. Ferit'ten bile önce dedi. Ama Ferit bunu görmedi. Benim sevdiğim kızı benim elimden aldı dedi. Ve Ferit bunu görmedi. Hani biz kardeştik dedi. Hani kardeştik. Ben aklımla duygum arasında kaldım. Sevmek suç mu Adnan amca dedi. Sevmek suç mu? Ben bocaladım. Büyük bir günah işledim. Şimdi pişmanım dedi. Ve Betül'le yeni bir yola girdiklerini anlattı bana. Ne yapabilirdim Azade? Söyle bana başka ne yapabilirdim ben? Sana masallar okudu. Sen de güzel güzel dinledin. O masallarla uyudun. Seven insandan günah sorulmaz. Söyletme beni şimdi. Bak. Ben Feraha'yı bıraktım sana geldim. O zamanlar sen bana deli gibi aşıktın. Gözün benden başka hiç kimseyi görmüyordu. Feraha'ya gelip o zaman sana deseydi... Sen sevdiğim insanı elimden aldın. Adnan benim deseydi. Sen bırakır mıydın? Seni bırakmadığım her güne lanet ediyorum ben şimdi. Adnan Bey. Adnan, göğüste sıkışma hissediyor musun? Ya da kolda uyuşma? Yok, iyiyim ben. Bu konakta insan ne kadar iyi olabilirse o kadar iyiymiş. Kalpte kemik yoktur ama
En çok orasıdır kırılan yer. Hadi gel biraz yürüyüşe çıkalım. İyi gelir. Güzel şeyler birdenbire olurmuş. Sen de benim hayatıma birdenbire girdin. Hiç görmediğim güzellikleri birdenbire kattın. Doğan güneşte biz varız artık hayat ortağım. Yüzüne su çalan bir okul çocuğunun uyanışında, yuvasına yem götüren karıncanın minicik adımında, her şeyde biz varız artık. Annesine tutunan bir bebeğin kalp atışında biz varız. İkimiz, sen ve ben, Ayşe ile Ferit. Yüzüne vuran bu aydınlık üçümüzün umudu olsun sevgilim. Farkında mısın Yaman? Dönüp dolaşıp sana geliyorum. Seni arıyorum. Ne zaman tökezlesem, çukura düşsem, senin orada olacağını, beni kurtaracağını biliyorum çünkü. Beni içinde sen büyüttün. Sonra da sokak ortasına bırakıp gittin. Artık ne seni suçlayabilirim ne de kendimi. Bu gece her şey ortaya çıktı. Biz kaybettik. Düğün öncesi beni öpen sen, sana karşılık veren ben. Hiçbir sır sonsuza kadar saklı kalmazmış. İkimiz de kaybettik. Onlar kazandı. Ne oldu? Canını mı yaktım? Yanlış bir şey mi yaptım? Niye ağlıyorsun? Aksine. Fazla iyi bir şey yaptım. Hem de hiç alışkın olmadığım bir şey. Çocukken kimse dişimi ölçmedi benim.
Ferit. Ferit. Çok tatlı uyuyordun, kıyamadım. Sana ve yavrumuza kahvaltı hazırladım. Güzelce karnınızı doyurun ikiniz de. İşim bitince gelirim. Dünyanın en güzel, en tatlı annesini dünden daha çok sevecek olan Ferit'in. Hayırdır sabah sabah kapı dövmeler falan? Ne işin var senin burada? Günaydın. Korkuttuysam kusura bakma. Ziyaretine geldim. Ziyaretime mi geldin? Dur, nereye? Hani nereye gidiyorsun öyle elini kolunu sallayarak ya? Hande! Ya tamam. Kusura bakmam ben evde anıksa. Yabancı mıyız ya? Rahat ol. Rahat ol. Harika. Sen rahat ol ya. Zaten rahatsın. Çay kahve falan bir şey içer misin? İstiyorsan sarılalım. Hani birbirimizin burnunda tutuyoruz ya. Aa! Hapis hayatı senin espri yeteneğini geliştirmiş. Güzel. Sade olsun kahven. Allah'ım sabır. Bahtiyar abi ne oldu ya? Söylesene. Acele etme. Gel benimle. Bak. Bak bak işte burada. Kendi gözlerine gör diye getirdim seni buraya. Vay vay vay, bu nasıl güzel bir şey böyle. Maşallah maşallah. Sen ne zaman katıldın aramıza bizim? Sen ne kadar güzel bir şeysin böyle. Vay be. Çok güzel ya. Ay Allah ya. Mucize gibi bir şey ya. Hatırlıyorsun fırtınayı da kucağımıza aldığımızda hemen hemen bu kadar da. Doğan büyüyor işte. Bu güzel yavru bizim bebeğimizin şansı olacak. Bebek mi? Ne diyorsun evlat sen? Ya baba oluyorum Bahtiyar abi. Ayşe hamile. Ne diyorsun? Ya. Sen bu yavruyu bana tam zamanında gösterdin. Ya şunun güzelliğine bak, masumluğuna bak. Herkes her şeyi öğrendi. Bizim hikayemiz bitti yani. Hande, bak seninle kavga etmek istemiyorum. Kimseye evden kovmak da benim adetim değil. O yüzden kendi isteğinle güzelce buradan gidersen sevinirim. İşim gücüm var benim. Ben de kavga etmek istemiyorum zaten kül kedisi. İkimiz de sakiniz, ne güzel. Ver onu bana. Ver onu bana dedim. Aşk notu mu bu? Bırak! Dünyanın en güzel, en tatlı annesine. Sen hamilesin. Kaç aylık? Çekilir misin? Allah analı babalı büyütsün.
darısı başına denir değil mi? Ama diyemiyorsun. Çünkü benim hiçbir zaman olmayacak. Hayat niye bu kadar acımasız Ayşe ya? Doktor bana hiç çocuğun olmayacak. Hiç anne olamayacaksın diyor. Aynı anda sen hamile kalıyorsun. Sence bu işte bir adaletsizlik yok mu? Benden alınan annelik hakkı sana veriliyor. Hande, keşke elimden bir şey gelse. Senin adına gerçekten çok üzgünüm. Senin adına üzgünüm ne ya? Nefret ediyorum bu laftan. Sen şimdi burada oturup böyle kahvaltını ederken keyifle benim adıma bir anda üzülmeye mi başlayacaktın? Hayır. Ben gelmeseydim afiyetle oturup kahvaltını yedecektin. Allah kimseyi başkasının acısını sevinecek kadar zavallı yapmasın. Hiç benimle empati yaptın mı Ayşe? Bu kız bir hata yapsa cezasını çekiyor. Ama ben ödüllendiriliyorum. Hem de bir bebekle. Düşünsene, seni kurduğun bütün hayalleri, mutluluğunu biri geliyor, çalıyor senden, kaçıyor. Ne hissederdin? Ben kimsenin mutluluğunu çalmadım. Orada bir yanlış anlaşılma var. Adına belli mi? Cinsiyeti ne? Kız mı, erkek mi? Sana mı benzeyecek acaba? Yoksa Ferit'e mi? Konakta hangi odayı hazırlayacaksın ona? İlk doğum gününde ne giydireceksin? Eğitim hayatı hakkında bir şey düşündün mü? Düşünmedin mi? Hiçbirini hayal etmedin. Benim hayalim de bunlar. O bebek senin karnında. Benim ruhum da, hayallerim de. Bütün hücrelerimde. Onları kazıdım benden Ayşe. Hem bebeğimi, hem babasını aldın. Her şeyimi aldın. Hırsızsın sen Ayşe. Hırsız Ayşe! Ben hırsız falan değilim. Ben kimsenin mutluluğunu, geleceğini, anneliğini çalmadım. Ferit'le seni ben mi ayırdım? Ya ben olmasaydım Ferit'le olabileceğini mi sanıyorsun hala? Ben kimseyi inşaatın tepesinden itmedim. Kimsenin anneliğini de almadım. Sen yaptın kendini, sen kıydın. Ben senin yerinde olsaydım kendime kıymak yerine çocuğuma baba olacak doğru insanı bulurdum. Vay be! Ne kadar güçlüymüşsün sen öyle. Nereden alıyorsun bu gücü? Karnındaki bebekten mi? Yoksa Ferit'ten mi? Kendimden. Bu hayatta kimsenin garantisi yok. Ne bebeğin, ne de Ferit'in. Bebek benim bebeğim. Ben kimsenin ne bebeğini, ne de mutluluğunu çaldım. Sen benden çaldın o bebeği. Benim hayallerimle mutlu olmana izin vermeyeceğim. Ya yeter ya. Ya yoruldum artık ya. Seninle uğraşmak zorunda değilim ben. Ne düşünüyorsan düşün. Kimi suçlayacaksan suçla. Evime de bir daha gelme artık yeter. Defol, defol. Bir daha da gelme. Defol, defol dedim.
Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çık dışarı. Bırak! Çık diyorum ya, ne arıyorsun burada? Ben mutsuz olayım. Sen benim her şeyimi çal Mutlu. Felek senin olsun, konak senin olsun, bebek senin olsun. Ne yapacaksın? Biraz kolonya çarpayım yüzüme de kendime geleyim. İster misin sen de? Bunu senin ikram etmen gerekiyordu. Hiç misafirperver değilsin Ayşe. Hande saçmalama, ne yapıyorsun? Ucuzunu almışsın bunu. Berbat kokuyor. Her şeyin ucuz kızım senin. Ne yapıyorsun? Saçmalama, ver şunu. Benim hayallerimi, mutluluğumu çalarsan çok kızarım Ayşe. Defol git evimden, git. Defol, çık evimden. Defol, git. Anlat bakalım Saadet. Dün konakta fırtınalar kopmuş. Ha? Sancakzadelerin keyifleri yerinde mi? Sormayın valla. Kıyametler koptu. Hande Hanımlar buradaydı. Valla Ferit Bey bir bir gerçekleri döktü. Gözünün yaşına bakmadan. Ne gerçeği ya? Ne dedi Ferit? Valla ben başkasını seviyorum. Sen hafızanı kaybettin diye seninle olamam dedi. Ama esas bomba sonra oldu. Hani şu sizin Hande Hanım'la olan meseleniz. Hazade Hanım esas onu duyunca çıldırdı. Hazade Hanım hoş geldiniz. Buyurun oturmaz mısınız? Sen hayatımda gördüğüm en yüzsüz adamsın biliyor musun? Anne. Nasıl aşağılık bir adamsın ki? Seni kardeş gibi gören Feride, seni insan yerine koyan bu aileye ihanet edebildin. Anlaşıldı, şimdi anlaşıldı. Buyurun Hazade Hanım, buyurun. Sayın, sövün, dökün. Yıllarca içinizde biriktirdiğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Buyurun. Senden hiçbir zaman haz etmedim. Bırak konağı, o ahıra bile yakıştıramadım seni. Bu asalak acaba ne zaman başımıza iş açacak diye bekledim durdum. Ama sonra dedim ki, yok Azade. Bak, oğluna yarenlik ediyor. Sen yanılsan evladın yanılmaz. Kocan yanılmaz. Adnan'ın bu çocuğa sonsuz itimadı var dedim. Bana kendimi bile sorgulattın Yaman Efendi. Ama bak sonunda ben haklı çıktım. Yıllar önce sana verdiğim o kırık not çok isabetliymiş. Ben o kırık notla sana sınıf atlatmaya çalışırken kendi çocuklarımın değerini düşürmüşüm meğer. Anne bu kadar yeter. Sen beni anca uzaktan yargılarsın Azade Hanım. Seni şurama yaklaştırmadım ya, o bile bana yeter. Varsın sendeki notum kırık olsun ya, sıkıntı yok. Seni haksız çıkarmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Nankör bir beslemesin sen. Ferit'e özenen, sancakzadeleri kıskanan, yıllardır kötülük yapmak için pusuda bekleyen aşağılık bir insansın. Şimdi 15 dakikan var. Topla eşyalarını, holdingten defol git. Daha fazla benim midemi bulandırma. Bir daha seni ne holdingde ne de konağımın etrafında bile görmek istemiyorum. Suratına tükürürdüm ama değmez. Oğlum sakin ya, sakin. Ne oluyor? Ha? Ne sandın sen şimdi? Ha? İhanetini annem duymayacak mı zannettin? Öyle mi oğlum? Azade sancaksade lan bu. Adamın suratının ortasını böyle bir lafı bir yapıştırır, kireç gibi kalırsın. Bak. Lavaboya git. Elini yüzünü yıka, kendine gel. Tamam. Sonra da bas evine git. İyiyim ben ya. İyiyim, iyiyim. Sıkıntı yok. Peki. Sinan abi biliyor musun? Bazı adamlar vardır. Hayatı yanlış üstüne kuruludur. Bir doğru yapar, kahraman olur. Bazı adamlar da vardır ki hayatı doğrular üstüne kuruludur. Bir yanlış yapar, yerle bir olur.
Ben seninle ikimizi çok benzetiyorum biliyor musun bu konuda? Senin benim gibi adamların yanlış yapma lüksü yok. O yüzden kendine dikkat et. Sonunda adalet yerini buldu ha. Güzel. O evrak sabah 9'da masamda olacak demiştim. Hani nerede? İşinizi doğru dürüst yapın. Söylediklerim biraz ağır mı oldu sanki? Ha? Yok besleme, yok aşağılık falan. Sinirimi senden çıkartırım Sinan. Tamam sustum ben. Tamam. Hadi odana git biraz dinlen. Böyle kızgın boğa gibi önüne gelene toslama. Çıkacağım zaten birazdan. Ya sen nasıl güzel bir şeysin böyle ya? Sen ne kadar güzelsin böyle. Korkma tamam mı? Korkma. Hoş geldin aramıza. Hoş geldin yavrum benim. Maşallah sana ya. Ayşe var ya seni görünce bayılacak, bayılacak. Aşık olacak sana ya. Fırtına nasıl bana yoldaş olduysa, ben nasıl fırtınaya bağlandıysam, o da sana bağlanacak. Çok güzelsin ya. Ayşe ile sizi tanıştırmak için sabırsızlanıyorum. Şu güzelliğe bak ya. Efendim abim. Heh. Ne yapıyorsun oğlum? İyi misin lan? Arayamadım bir süredir. İyiyim abi, iyiyim. Hem de bomba gibiyim ya. Vallahi kendimi çok iyi hissediyorum. Ağırdayım da şimdi. Burada bir arkadaş var. Görsen bayılırsın. Atlardan biri doğum yapmış. Gelip gidemedik tabii. Birkaç haftalık olmuş. Öyle tatlı ki abi. Ayşe'ye hediye edeceğim. Ha, Ayşe'ye Tay hediye edeceğim. Güzel oğlum lan. Sevinir kızcağız. Sen nasılsın abicim? İyi misin? Her şey yolunda mı? Aman boş ver oğlum beni ya. Bizde dert tasa biter mi? Ha? Söylesene. Bak Ali. Sen bir kanlanmışsın, canlanmışsın. Ayşe'yle mi barıştınız lan yoksa? Ha? Abi baba oluyorum baba. Ne? Kimden? Nasıl baba oluyorsun ya? Oğlum. Ne demek kimden ya? Kimden olacak? Ayşe'den tabii. Basbayağı baba oluyorum. Senin gibi. Ne? Ay... Hamile. Lan! Oğlum bebek geliyor o zaman ha? Ben amca oluyorum, sen de baba oluyorsun. Oğlum. Aslanım benim be, koçum benim be. Aferin lan sana. Şişt, bak hele. Bak o çizgiler var ya, çubuk var bir tane. Çizgilerin üstünde çift çizgi olması lazım. Onlardan bir tanesi bazen... Şey çıkıyor, silik çıkıyor. İyi baktınız mı ona? Ha? Oğlum bak kadınlar çift görür bazen. Yok abi yok. Direkt hastaneden kan tahlili raporu var. Net yani. O zaman kesin hamile bu kız. Oğlum çok iyi lan. Şişt, bak hele. Bir ara yaptınız lan bu bebeği. Of be abi. Hadi kapat hadi. Hadi görüşürüz. Koçum benim, seviyorum lan seni. Vay be. Allah. Sesini çıkarma tamam mı? Yoksa bunu yere atarım, her yer tutuşur. O yüzden sessiz kal. Sana ve yavrumuza kahvaltı hazırladım. Bana nispet yapar gibi yuva kuracaktınız ha? Ben de acıma kederime gömüleceğim. Öyle mi? Sen gömülsen Ayşe. Hatta kara toprağa. Ben
de senden kurtulmuş olsam. Nasıl olur? Hande yapma. Lütfen yapma. Bak pişman olacağın şeyler yapma. Eğer o çakmağı yere atarsan sen, ikimiz de yanacağız. Üçümüz de. Tabii insan başkasından çalınca değer vermiyor. Nimetten saymıyor, unutuyor. Bebeğin var senin artık. Hande yeter. Neden bana bunu yapıyorsun ya? Eline ne geçecek? Cani misin sen? Yok. Değilim. Kolay mı sanıyorsun sen bir cana kıymayı? Ben seni vurduğumda da çok üzülmüştüm. Ölseydim vicdan azabıyla yaşayamazdım. Yine yaşayamam. O yüzden burada birlikte öleceğiz. Lütfen bırak beni. Hande, lütfen vazgeç. Lütfen. Ben seni bırakmıştım aslında. Zamanında. Sana buradan sağ salim gitmen için şans vermiştim. Ama sen dinlemedin. Gitmedin. Bana başka şans bırakmadın. Az önce birlikte öleceğiz dedim ya. Vazgeçtim. Ben niye kendime yazık edeyim ki? Seni öteki tarafta bekleyen de var. Baha. Kısmetinizde varmışsınız. Bak kavuşuyorsunuz. Öteki tarafta bile kısmeti var. Hatun'a bak be. Ben de buradakilere bakarım artık. Korkuyor musun? Kork. Kaybedecek Ferit'in var. Bebeğin var. Hande bırak beni. Yapma bunu. Lütfen. Sen istedin Ayşe. Yardım edin! Yangın! Yangın var! Kimse yok mu? Yardım edin! Başım! Yangın var! Yangın var! İtfaiye çağır! İçeride biri var mı? İçeride biri var mı? Hamile bir kız var, yardım edin! Yardım edin! İtfaiye çağırın! Yangın var! İçeride biri var! Çabuk itfaiye çağırın! Kimse var mı içeride? İçerideki kız hamile, yardım edin. Yardım edin.
şey. Tamam, tamam kızım, tamam. Azade saydı sövdü attı beni holdingden. Attı mı? Sebep? Hande ile olan mevzuyu öğrenmiş. Senin Hande ile ne meselen var ki yeğenim? Ya Bahtiyar abi bilmiyormuş ayaklarına yatma ya. Adnan sana her şeyi anlatmıştır. Anlattı Adnan'dan. İşte ben var ya çok hırslandım bak. Bunlar bende vicdan vicdan bırakmadı. Onların hepsini bitireceğim. Hepsini tek tek süründürmeden bana ölüm yok. Az önce Ferit buradaydı. Çok mutluydu. Ayşe hamileymiş, Ferit baba oluyormuş. Neyse. Sen hele en başından şu mevzuyu anlat bakayım. Nerede bu kız ya? Niye dışarı çıkmasını izin verdiniz? Yer yarası da yerin dibine girsin. Bu günleri göreceğim. Bu lafları duyacağım. Ölseydim daha iyiydi. Bak saat kaç oldu hala gelmedi. Hande? 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 Müjdemi isterim. Ayşe hamile. Ferit baba oluyor. Ayşe de anne. Sen de anneanne olursun artık. Hande, bana bak kızım. Ayşe'ye bir şey yapmadın değil mi? Bana doğruyu söyle Hande. Ben senin kızın değilim Zümrüt Hanım. Hande, kızım bak, sakin olmaya çalışıyorum. Beni delendirme. Söyle bakalım, ne yaptın? Çok uykum var, uyuyacağım. Hande.
Hüseyin. Ayşe telefonunu aç. Hande kesin kıza bir şey yaptı. Kesin bir şey yaptı Hüseyin. Ayşe! 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 Allah! Evde kimse yok abi. Kardeş ne oldu buraya? Yangın nasıl çıktı? Nerede? Ev sahibi nerede? Hastaneye kaldırıldı abi. Hastaneye mi? Nasılsınız Azade Hanım? Ben iyiyim doktor hanım. Esas gelinim yani Ayşe nasıl? Hiç merak etmeyin. Geliniz de torununuz da çok iyi. Torunum mu? Torunum mu olacak? Bilmiyor muydunuz? Ferit'in baba olacak. Allah'ım. Allah'ım. Bana böyle. Çok dumansız oldun Ayşe. Ama neyse ki kurtuldun. Evim? Ev sahibine ne diyeceğim ben şimdi? Sizin ne işiniz vardı peki? Niye kurtardınız beni? Bütün bunlar teferruat Ayşe. Önemli olan senin ve bebeğin sağlığı. Dinlenmen lazım. Bebeğe dikkat edeceksin. Torunuma iyi bakacaksın. Ferit arıyor. Ayşe, iyi misin? Neredesin? Oğlum benim. Ayşe benim yanımda. Merak etme, iyi. Hastanedeyiz. Anne, Ayşe iyiyse sen niye açıyorsun telefonunu o zaman? Bak yalan söylemiyorsun değil mi? Hangi hastanedesiniz? İlgünman Aleman. Antakya küçük şehir. Konaktan adımını atsan çarşıya haberi gelir demişti. Ben de gülüp geçmiştim. Ne demek ki şimdi bu anlamadım. Azade Hanım. Kurtulmak istediğiniz birini kurtaracak haliniz yok ya. Torununuzun olacağını ne çabuk duymuşsunuz. Hayır Ayşe. Ben senin hamile olduğunu buraya gelince öğrendim. Artık sizi söylediğiniz hiçbir şeye inanmıyorum. Ferit'le biz boşanalım diye bütün avukatları seferber eder siz değil misiniz? Şimdiki planınız ne peki? Söyler misiniz? Şimdi bunları konuşmasak. Dedim ya, gerçekten önemli olan senin ve bebeğin sağlığı. Suratıma bakarken katil diye haykırıyordunuz. Şimdi bir katilin karnındaki bebeğe torunum derken çok rahatsınız bakıyorum. Ayşe, bak daha açık konuşayım. Karnındaki bebek sancakzadelerin soyunu devam ettirecek. Ailemize yepyeni bir heyecan getirecek. Önemli olan... Önemli olan siz değilsiniz. Sizin o yere göğe sığdıramadığınız soy isminiz de değil. Ben sancakzadelere bir veliaht olsun diye... ya da bir heyecan gelsin diye doğurmuyorum bu çocuğu. Ne onun ne de benim sizin soy isminizden gelen ayrıcalığa ihtiyacımız yok bizim. Gerekirse üç işte çalışırım. Yine de bakarım ben evladıma. Cahil cahil konuşma şimdi. Bak Ayşe, ben senin evine aramızdaki savaşı bitirmek için gelmiştim. Seninle konuşmak için gelmiştim. Öyle mi? Teşekkür ederim. Ama boşuna gelmişsiniz. Azade Hanım, şunu unutma. Bu bebek benim bebeğim. Ben annesi olduğum için onun geleceği sadece beni ilgilendirir. Sizi değil. Ve sizin yüzünüzden benim başıma neler geldi. Aynı şeyleri ben çocuğuma yaşatmayacağım.
bebeğimi ne sizin elinize ne de o katı yasalarınızı bırakmayacağım. O konak nasıl benim için yasaksa eğer, sizin için de torununuz öyle yasak olacak. Ayşe iyi misin? Doktor çağırayım mı Ayşe? Doktor... Sakın korkma, tamam mı? Onlar seni asla üzemeyecekler. Yanına bile yaklaşamayacaklar. Seni de benim gibi üzemeyecekler. Senin mutlu olman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sana söz veriyorum. Biz birbirimize tutunacağız, tamam mı? Seni çok seviyorum. İyi misiniz hanım? İyi değilim Kerim. Hiç iyi değilim. Çok büyük haksızlık yaptım ben bu kıza. Göremedim bir türlü. Hande? Hande? Nefis kör bir kuyudur yeğen. Düşünce çıkamaz. Etmişim bir hata. Bedelini ödeyeceksin. Şimdi sen bana de bak. Şirketten de kovuldun. Planın ne? Adnan benden vazgeçemez Bahtiyar abi. Ne de olsa ben onun öz be öz oğluyum. Kapıdan kovsa bacadan girmesini bilirim. Bu hayatta var ya, Adnan'dan tek bir şey öğrendim. O da hayatta her zaman bir B planın olacak. Şu ana kadar beni bir tek azade aldı karşısına. Onu var ya, bana olan nefretiyle yapayalnız bırakacağım. Bu hayatta yalnız kalmak yok olmaktır, ben göstereceğim onu. Önce Sinan'la başlayacağım. Onu çekeceğim yanıma. Ne de olsa aynı kan taşıyoruz değil mi? Sen hep derdin ya kan çeker diye. Kardeş olduğumuzu er ya da geç öğrenmesi lazım. Sabırlı olacaksın önce. Sabırlı insanın o ağır ağır öfkesi var ya, korkunç olur. Ben şimdi daha güçlüyüm Bahtiyar abi. Çok güçlüyüm. Niye biliyor musun? Bana asalak diyenin, kapısından kovanın evlatlarına da ailesine de gram merhametim kalmadı. Adnan'ın öz oğlu olduğumu öğrendiklerinde onların suratlarını çok merak ediyorum. Öfkeli insan ağzını açtı, gözünü kapar yeğenim. Öfke kör eder adamı. Bak, sen biraz sakinleşmen gerek. Bin bakayım şu ata, git gez dolaş azıcık. Fatoş, Hande'yi gördün mü kızım? Görmedim Zümrüt Hanım. Hay Allah'ım yarabbim, Hüseyin, Hande odasında yok. Çıkmış gitmiş gene bir yere. Nereye gider bu kız ya? Nasıl yok ya? Arasana şunu lütfen. Yok, açmıyor. Ya delirtecek bu kız beni ya. Bir de ben arayayım bakayım. Vallahi bir gün elimde kalacak bu kız ya. Hande, neredesin sen kızım? Neredesin? Sen beni deli mi edeceksin? Bizi deli mi edeceksin yavrum? Ne olur yavrum, Allah aşkına, Allah rızası için aklını başına topla. Aklım başımda benim. Merak etme. Kimseye de kendime de bir şey yapacağım yok. Sadece yalnız kalmak istiyorum. Tamam, çok hatalar yaptım, çok saçmaladım. Ama iyiyim şimdi. İşin rahat olsun. Kızım, yavrum neredesin söyle. Ben seni gelip alayım. Bak, annen de benim de artık kalbimize inecek yavrum ya. Ya siz niye beni anlamıyorsunuz? Yalnız kalıp düşünmek istiyorum sadece. Aramayın lütfen. Kapat. Hey kurbanım Allah'ım ya. Sen beni kendi evladımla mı sınıyorsun ya?
Ben de seni merak ediyorum. Merak ediyorsan söyleyeyim. Ben de bebek de gayet iyiyiz. Ama ölebilirdik. Bak Hande. Yaşadığın şeylerin bedelini ağır ödüyorsun. O yüzden seni affediyorum. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama eğer bir daha bana yaklaşırsan, bir daha bana ya da bebeğime zarar vermeye kalkarsan, sana dünyayı zehir ederim. Ayağa bile kalkamazsın. Ayşe yapmaz deme. Yaparım. Ayşe? İyisin değil mi? Hı hı. Hı? Bir şeyin yok, bir yerin ağrımıyor. Her şey yolunda. Ben de bebek de çok iyiyiz. Şükür Allah'ım. İyi, nasıl oldu bu ya? Nasıl çıktı yangın? Ha? Elektrik kontağından mı çıkmış? Ne diyorlar? Elektrik tesisatı olduğunu söylüyorlar. Yani çıkmış bir anda, bilmiyorum. Neyse, boş ver artık. Biz iyiyiz, merak etme. Doktor bebeğin de iyi olduğunu söyledi. Annen kurtardı bizi. Allah korusun. Annen olmasaydı. Annem mi? Anne. Çok şükür. Allah korudu ya. Ayşe nasıl oğlum? İyi. Çok şükür iyi. Taburcu edecekler şimdi. Sen kurtarmışsın onu anne. Sağ ol. Ben özür dilemeye gidiyordum Ayşe. Evinin yandığını gördüm. O bebeğe can veren Allah bana torunumu ve gelinimi kurtarmayı nasip etti. Ne özürü anne? Hayırdır? Ne oldu da fikrini değiştirdin sen? Ben evladım için çırpındığımı sanırken onu bataklığa itiyormuşum oğlum. Ben bilmiyordum. Ben Hande'den neden ayrıldığını, Ayşe'yle neden evlendiğini daha yeni öğrendim. En büyük kötülüğü sana annen yapıyormuş meğer. Oğlum beni affet. Ben nasıl yaptım Allah? Ne olur beni affet oğlum, affet. Ben nasıl yaptım böyle bir şey? Nasıl yaptım oğlum? Tamam. Yanında olamadığım için, seni o kıza ittiğim için, acını paylaşamadığım için beni affet oğlum. Tamam anne. Tamam. Tamam. Beni sen doğurdun, sen büyüttün. Anneyi affetmemek ne demek? Sen kimleri affetmiyor bu hayatta? Ama sen bizi çok üzdün anne. Çok kırdın. Ben senin evladınım. Ben seni affederim de Ayşe affedebilir mi bilmiyorum. Azade Hanım. Teşekkür ederim. Ayşe! Ben de sana teşekkür ederim. İyiyim. İyisin değil mi? Hande, neredesin? Tamam, orada bekle, geliyorum. İyiyiz. O da iyi.
Aşil. Aşil. Al oğlum. Ah. Bu da senin hakkın. Al bakalım. Aferin benim oğluma. Ferit Sancakzade ile mi görüşüyorum? Kim aramıştı? Selamlar Ferit Bey. Paşa Gönlüm Kafe ile ilgili rahatsız etmiştim sizi. Ben dükkanın önündeyim şimdi de siz galiba burayı işletmekten vazgeçmişsiniz. Devretmeyi düşünür müsünüz diye aramıştım. Yerini falan beğendim de dükkanın. Yok beyefendi, devretmeyi düşünmüyoruz. Biz orayı tekrar işleteceğiz. Size iyi günler. Siz yine de kaydedin numaramı. Vazgeçerseniz müşterisi hazır. Eyvallah. İyi günler. İyi günler. Fotoğraftan başka yoktu elimde. Çok yoruldum. Korkmaktan, ürkmekten, kendi kendimi korumaktan çok yoruldum. Ayşe, izninle ben bir bebeğimle biraz konuşabilir miyim? Hı? Eminim o da şu an annesinin böyle ağlamasından pek memnun değildir. Merhaba yavrum. Ben baban. Senden bir şey rica edebilir miyim? Ben anneni hayal etmeye başladığım zaman, o zaman tamamlandım işte. Ondan önce hep eksiktim. Yarımdım. Eksiktim. Sonra seni hayal etmeye başladım. Keşke Ayşe ile bir çocuğumuz olsa dedim. Onun gibi değişik olsa dedim. Birlikte büyütsek onu. Beraber çok mutlu mesut olsak. Oldu. Şimdi sen geliyorsun, yani geleceksin inşallah. Ama annen diyor ki ben bir karar verdim diyor. Tamam, olsun. Ben de bir karar verdim. Kendime söz verdim. Ne yaşarsak yaşayalım. Nereye giderseniz gidin. Dünyanın bir ucuna bile gitseniz sizi asla yalnız bırakmayacağım. Sizi hep seveceğim. Hep yanınızda olacağım. Sana zahmet annene söyler misin kendisini ne kadar çok sevdiğimi? Seni ne kadar çok sevdiğimi, sizi ne kadar çok seveceğimi. Şimdi annen senin biraz değişiktir, bilmezsin. Ama sen söylersen kıyamazsın. Kıyamazsın değil mi? Hı? Kıyma artık kendine, tamam mı? Kıyma. Yeter. Ağlama. Hadi sil şu güzel gözyaşlarını, hadi.
Azade anne. Kimse beni evlatlarımla sınayamaz. Senin nasıl bir şeytan olduğunu bilmeden oğlumu karşıma aldım. Gözümden sakındığım Ferit'imi senin yüzünden az kalsın harcayacaktım. Zehir sarmaşık gibisin. Girdiğin her yeri zehirliyorsun. Dün sustum. Ama sen durmadın. Zehrini akıtmaya devam ettin. Ayşe'nin evini senin yaktığını biliyorum. Eğer torunuma ya da Ayşe'ye bir şey olsaydı, yemin ederim seni öldürürdüm. Ama bitti. O konağa yalancılar ve ahlaksızlar giremez. Konaktan içeri adımın atmayacaksın. Efendim oğlum? Tamam. Tamam, nasıl istersen. Senin için her şeyi yaparım oğlum. Tamam. Akşama bekliyorum. Yaman, iyi misin? Bir şey mi oldu? Azade Hanım beni holdingden attı. Ayrıca çok başım ağrıyor. Ne? Ne demek holdingden attı? Ne oldu? Müstakbel gelini Hande ile öpüştüğümü öğrenmiş de. Sen Hande ile konuştun mu peki? O ne diyor? Hande ile ne konuşacağım ya? Bir şey konuşmadım Hande ile. Ne konuşacağım? Yaşandı bitti. Son faturayı da bana kestiler işte. Şimdi ne yapacaksın peki? Ben şirketteki yerime tırnaklarımla kazıyarak geldim. Öyle Sinan ve Ferit gibi sonradan tepeden inmedim. Bak sen merak etme, beni kimse yıkamaz, tamam mı? Beni göndermek de kolay değil. Merak etme, düzelecek her şey. Yaman. Benden gizlediğin bir şey yok değil mi? Bak ben senin karınım. Hayatında olup biten her şeyi bilmek isterim. Biz bu kadar uzak mıyız birbirimize? Betül, Allah aşkına olur mu ya? Sen şu an bana kendinden daha yakınsın. Bak gerçek Yaman bu. Senin yanındaki geri kalan her şey koca bir yalan. Tamam? Aç bence. Yaman aç. Söyle Hande. Sana dün gece sesli mesaj gönderdim. Anlamsız buldum ve cevap verme gereği duymadın galiba. Aynen, söyleyecek bir şey bulamadım. Ben de öyle tahmin etmiştim. Başladığın cümleye virgüller koyup sonlandırmazsan biri de gelip noktayı koyar. Ben sana ne diyeyim kendi? Zümrüt Varoğlu ve Azade Sancakzade. Cümleyi kuran da, noktayı koyan da onlar.
Peki biz bu hikayenin neresindeyiz? Ben neresindeyim? Bak sen daha fazla kurcalama, tamam mı? Kendine yeni bir sayfa aç. Ha? Açıyorum. Açacağım. Ben düştüğüm her çukurdan kendim çıktım Yaman. Yine çıkarım. Her şey güzel olacak. Ama önce senden ve Betül'den son bir isteğim olabilir mi? Son bir şey. Niye geldik buraya? Birazdan göreceksin niye geldiğimizi. Bak bakalım niye geldik. Bak burada kim var? Ay çok tatlı bu. Ya çok güzel. Merhaba. Çok güzel maşallah. Daha bebek. 2 hafta falan olmuş doğalım. Bugün bir fırtınaya uğradım. Aldım evladımı. Şöyle bir dağ bayır gezdik. Çok özlemişim. Uzun zaman olmuş çıkmayalı onunla. Seni anlattım. Bebeğimizi söyledim. Sonradan duyarsa alınır. Dertleştik biraz. Sonra bir geldim bir baktım bu Tay. Bu yavru. Umutlandım Ayşe. Dedim ki bu bizim bebeğimizin kısmeti. Bu Ayşe'nin kısmeti. Fırtına nasıl bana nefes olduysa, fırtına nasıl bana hayat olduysa, nasıl yoldaş olduysa bu yavru da size nefes olacak. İnşallah. Şuna baksana nasıl masum bakıyor. Çok masum. Bebeğimiz de bizim masumiyetimiz, senin masumiyeti, aşkımızın masumiyeti. O bize Allah'ın bir armağanı. Çok mutluyum sevgilim. Çok umutluyum. Bak. Sana söz veriyorum. Tertemiz bir sayfa açacağız. Kimsenin kirletmesine izin vermeyeceğiz. Sen bana güven, sen bana inan. Sen bana tutun yeter, olur mu? Sana tutunmak istiyorum. Ama korkuyorum Ferit. Korkuyorum. Sana çok kızdığımda bile gözünden akan yaşa benim burnumun direği sızlıyor. Bazen sana böyle ağzımdan acı bir laf çıktığında boğazım düğümleniyor, boğazım. Çok seviyorum seni ben ya. Pişman oluyorum, üzülüyorum. O yüzden korkma. Tamam mı? Seni o kadar çok seviyorum ki Ferit. Seni bu kadar severken arkamı dönüp gidemiyorum. Ya gitme zaten. Sakın gitme. Gitme sevgilim, gitme. Sen benim geleceğimsin. Sen benim bebeğimin annesisin. Yağmurda dans eden sevgilim benim. Hayatımın aşkı. Sen bana hep böyle sıkı sıkı sarıl, tamam mı? Kısmet olsun mu adı? Kısmet. Olsun. Kısmetimiz olsun. Kısmet Sancakzade. Kısmet. Bak annesini görüyor musun? Nasıl hemen önüne geçiyor. Gidip biraz alışveriş yapalım mı sevgilim? Hı? Olur. Sinan? Heh. Ne yapıyorsun sen burada? Hadi kalk. Kalk diyorum. Kalk. Ya. Bak senin yüzünden annenden azar işiteceğiz. Ferit gelmeden hepiniz hazır olun dedi. Lütfen hadi. Hadi kalk bakayım. Leman dur bir sus ya. Yatacağım ben ya.
Senin dırdırınla uğraşamam. Kafa bu, yazık bana ya. Bir git. Sinan, nasıl olmuş mu? Güzel mi? Ha, olmuş işte. Bak, senin için de bunları hazırlattım. Ayten'e daha yeni ütülettim. Hemen giyin, tamam mı? Sinan, yalnız annen nasıl insafa geldi? Ben o kızı kesinlikle evime almam diyordu. Arkasından konuşuyordu katil dede. Ama ne oldu? Sonunda tükürdüğünü yaladı. Koskoca azade sancaksade. Yaman, bak beni delirtme. Bak, insan hata yapar. Önemli olan hatasından geri dönebilmesi. Anladın? Sence senin annen hatasından geri mi döndü? Sen saf mısın kocam ya? Hepsi bebek yüzünden. Eğer ki Ayşe hamile olmasaydı senin annen hayatta affetmezdi o kızı. Keçi geberse de kuyruğunu indirmez Sinan. Ne diyorsun sen ya? Keçi mi oldu annem şimdi? Ne diyorsun? Annen tabii ki keçi olmadı. Annenin inadından bahsediyorum. Keçi gibi inadı var yani. Ayşe ablam hamileymiş, duydunuz mu? Duyduk, duyduk. O yüzden keçi de kuyruğunu indirmiş anan diyor. Ne diyorsun baba? Vallahi ben çok mutlu oldum. Ay, hemen de olsa da sevsek keşke. Siz niye hazır değilsiniz? Babaannem aşağıda sizi soruyor hazırlar mı diye. İşte hazırlıyorum. Tamam, bekliyorum. Gel. Buyurun hanımım. Ayşe'yi aklayacak videoyu getirdin mi? Getirdim efendim. Ver bakalım. Buyurun. Tunun içerisinde. Tamam Kerim. Kerim. Bu videoyu sakladığımızı unutacaksın. Hiçbir şeyden haberim yok efendim. Ne dersin? Konağımız yine eski neşesine kavuşacak mı? Bunun için elimden geleni yapıyorum Adnan. Evet, ama ben yine de biraz endişeleniyorum. Ferit acaba tekrar eve dönecek mi? Ayşe seni affedecek mi? Umutlanıp sonra üzülmeni istemiyorum senin. Ben hayatım boyunca umutla yaşadım Adnan. Evlatlarım söz konusu olunca hiç pes ettiğimi gördün mü? Ben atmadım, kendi kaçtım. Zeytin, ben sana kaç kere burada top oynamayacaksın demedim mi hayatım? Gel Medya, buraya. Lütfen, hiç önemli değil. Rahat bırak çocuğu, azarlamana gerek yok. Belli ki canı sıkılmış. Evet, Zeytin biraz sabretsin. Yakında ona oyun arkadaşı geliyor zaten. Aa, evet, duydum. Gözümüz aydın. Allah analı babalı büyütsün. Sağlıkla, huzurla gelsin inşallah torunumuz. Sağ ol Medya. Medya. Çocuğu da al gel, hep birlikte oturalım sofraya. Tamam. Yaman Bey, size söylemem gereken çok önemli bir bilgiye ulaştım.
Tamam, siz o dosyalara ulaşın, bana gönderin. Bizim için önemli bir mesele. Teşekkür ederim, sağ olun. Ferit. Ya gerek var mıydı böyle bir şey ya? Ben böyle şeyleri sevmiyorum, biliyorsun. Var hayatım, var. Annem herkesin önünde özür dileyecek senden. Öyle kolay mı masum birinin günahını almak? O konaktan başın önde çıktın, şimdi başın dimdik gireceksin. Annemi affedersin, affetmezsin senin bileceğin iş. Ben karışmam. Nasıl istersen öyle yap. Gece gece. Boş ver. Bela almayalım başımıza. Yok hayatım, ne bulaşacağım ya? Kapışalım mı yakışıklı? Yaş kaç? 15. 17 senedir falan bu yaştayım ben amcacığım. Ferit, bir laf yetiştiriyorsun bir de. Hadi. Boş ver. Bir dur ya. Bir dur, sakin ol Allah aşkına. Bana bak. Ben ergenliğimi doya doya yaşadım. Hadi senin yolun açık olsun çocuk. Gece gece kaşınma. Belanı benden bulma sonra. Ferit lütfen yapma ya. Tamam hayatım. Ne yapayım hayatım? Görmüyor musun? Kaşınıyor işte. Ya tamam, her kaşığına kaşıyacaksan yani memlekette yerin kalmaz gidecek. Hadi lütfen kapatalım şu camı. Gerek yok. Yeter. Tamam. Al işte. Ay Ferit, saçmalıyorsun. Şu an saçmalıyorsun ya. Ferit, Ferit ne yapıyorsun? Ferit saçmalıyorsun. Ferit saçmalıyorsun. Ya ben iki canlıyım, farkında mısın? Hamileyim ben ya. İnanamıyorum ya. Hamileyim ben. Özür dilerim hayatım. Özür dilerim hayatım. Kusura bakma. Kusura bakma, haklısın. Ellerinize sağlık. O kızı bu konaktan içeri sokabileceğini mi sanıyorsun? Eli kanlı bir katil bu konaktan içeri giremez. Bu evde Ferit'in adını duymak istemiyorum. Ne oldu, geri mi döndün? He? Ferit'e yaptıkların yetmedi mi? Gideceğim Sinan abi. Eşyalarımı toplamaya geldim. Topla, geride de hiçbir şey bırakma. Hem Ferit için hem de bizim için çok iyi olur. Ya ortada bir hata varsa? Ya benim boşuna günahımı alıyorsunuz? Nasıl bakacaksınız benim yüzüme? Ben tükürdüğümü yalamam. O kız bu konaktan içeri girmeyecek dediysem girmeyecek. O kadar. Hoş geldiniz çocuklar. Buyurun geçin, oturun. Hoş bulduk anne. Herkese merhaba. Afiyet olsun. Otur hayatım, otur. Yemeğe başlamadan önce müsaadenizle küçük bir konuşma yapmak istiyorum. Tabii anneciğim, buyur. Biliyorsunuz başımıza bir sürü olay geldi yakın geçmişte. Maalesef faturayı Ayşe'ye kesip kovarcasına gönderdik buradan. Ama Ayşe boynu bükük ayrıldığı konağa gururla teşrif etme büyüklüğünü gösterdi.
hem de karnında bir sancakzade bebeğiyle. Çok teşekkür ederim Ayşe. Ayşe, yuvana hoş geldin. Ferit oğlum evine hoş geldin. Hoş bulduk baba. Hoş bulduk. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ben gelinime karşı çok mahcubum. Ona haksızlık ettim. Hem de çok büyük haksızlık ettim. Onu dinlemedim. Ve dinlemeden yargıladım. Ama hatadan dönmek de erdemdir. Burada herkesin önünde Ayşe'den ve oğlumdan çok özür diliyorum. Ayşe bundan sonra Sancakzade konağında hepimizin başının tacıdır. Bir an önce konağa dönmesini ve torunumu burada doğurmasını diliyorum. Şimdi Ayşe hepimize söylemişti, benim yüzüme nasıl bakacaksınız demişti. Hiçbirimiz dinlemedik. Değil mi? Hele bu Hıyar'ın yüzüne nasıl baktım ben onu anlamadım. Neyse Ferit'in aşktan torpili var. Biz de artık akrabalık ilişkisine sığınacağız. Bu Hıyar'ı affettiğine göre onun bu küçük abisini de affedebilir misin yenge? Estağfurullah Sinan abi. Sağ olasın. Artık bu özür dileme faslı bittiyse ve Ayşe Hanım da bizi affettiyse yemeğe geçelim. Şöyle ağız tadıyla bir yemek yiyelim ha konakta. Yiyelim baba. Yiyelim. Yiyelim de benim de söylemek istediğim bir şey var. Herkes duysun, herkes bilsin. Eğer biri Ayşe'yi üzerse karşısında beni bulur. Bundan sonra Ayşe üzülmeyecek. Ayşe gülecek, ben de güleceğim. O zaman herkese afiyet olsun. Tamam oğlum. Herkese afiyet olsun. Buyur bir de buradan yak. Tabii kambersiz düğün olur mu? Tam yüzümüz gülecek diyoruz. Şimdi nereden çıktı bu? İyi akşamlar. Afiyet olsun. Anne senin ne işin var burada? Ayşe, affettin mi kayınvalidemi? Sen evladına kıydın anne. Seni affetmemi istiyorsan benim için bir şey yapacaksın. Konakta senin sözüne itimat edecek tek bir insan bile yok. Ben sana buraya gelme demedim mi? Ne işin var burada? Çık git. Dediniz Azade Hanım. Hiçbirinizin beni burada istemediğini biliyorum. Biliyorsan o zaman git Hande. Zümrüt teyze, sana zahmet Hande'yi götürür müsün lütfen? Ferit, ben buraya kendimi kabul ettirmeye gelmedim. Bazı gerçeklerle yüzleşmeye, hatta sizden özür dilemek için yani. Kızım, sen laftan anlamıyor musun? Çek git işte ya. Ne yüzsüzsün sen? Allah'ım ya Rabbim ya. İlla kolundan tutup dışarı mı atacağız seni? Al, bir de bunlar çıktı. Bunlar nereden çıktı? Başka kimse yok mu? Çağırın, ha? Ahiretteki kör Yusuf'u da çağırın. Yaman, sen ne yapıyorsun burada? Yaman'ı da ben çağırdım Adnan amca. Bazı şeyleri öğrenmeniz gerekiyor. Söz veriyorum, kimseye üzecek bir şey söylemeyeceğim. Anne, konuşturacak mısın bunu? Bu konak bazıları için yol geçen anı değil artık anne. Annem benim ahiretliğim, can dostum. Bir tek onun hatırı için dinlerim seni. Şimdi ne söyleyeceksen söyle, sonra da çek git. Biliyor musun? Ben çocukluğumdan beri senin bu güçlü duruşuna hayrandım. Kahramanımdın sen benim. Azade, Sancakzade. Senin ağzından çıkan tek bir cümle, tek bir sözün fermandı benim için. Azade Hanım diyorsa sorgulanmaz çünkü. Siz bana bir gün geldiniz, dediniz ki... Ferit'le evleneceksin kızım.
Vav. Wow. O ne büyük bir lütuf. Kahramanıma gelin olmak, onun oğluna eş olmak. Saraylara prenses olmaktan farkı yoktu benim için. Azade Hanım bana öyle bir mertebe lütfetmiş ki. Çok büyük başarı. Beni öyle bir şartlandırdınız ki. Ben her zil çalışında gittim Ferit'in yanına koştum. Başım göğe erdi sonunda. Peki benim duygularım? Aşk ne? Sevgi ne? Evlilik ne demek? Bilmeyen o küçücük kıza siz istediğiniz hayatı aşk diye yuttururken hiç düşündünüz mü? Bu kız ne istiyor diye? Büyüyünce ne olacak mesela? Birini sever mi, aşık olur mu? Bu kız çocuğu ne hissediyor diye hiç sordunuz mu? Ben de sormadım. Çünkü siz bana dediniz ki Ferit'i seveceksin. Ben de sevdim. Çok sevdim. Evet. Geldik şimdi zurnanın zırt dediği yere. Şimdi siz ikiniz birlik olup bana diyorsunuz ki artık Ferit'i sevme. Ne güzel ya. Onu bırakmamı emrediyorsunuz. Yaptıklarım yüzünden Ferit de siz de benim kendi ailemde beni suçladınız hep sadece. Ben miyim gerçekten her şeyin sorumlusu? O beni düğünden 3 gün önce öptü. Evet. Ben de izin verdim. Betül senden özür diliyorum. Buna hakkım yok ama açık yürekli olmak zorundayım. O öpüşmeden sonra iliklerime kadar sorguladım ben kendimi. Geçmişim. Ben sancakzadelere layık biri değildim. Rezil bir kadınım ben. Ne de olsa sancakzadelere ihanet etmiştim. Etrafımdaki herkese ihanet etmiştim. Ama aslında ben ne yapmışım biliyor musunuz? Farkında olmadan kendimi yeniden yaratmışım. Çünkü sizin yarattığınız Hande'den çıkıp ilk defa kendim olmuşum bu adamı öperek. Hayatımda ilk kez o derinlerde kaybolan Hande'yi bulmuşum. Beni seven, ben de gerçek Hande'yi gören şu adamı Seyis'in oğlu diye hep hor gördüm ben. En başta ondan özür diliyorum. Ferit senden de. Özür dilerim. Canını acıttım. Sevdiğimi sandım. Sandırdılar çünkü. Ama ben seni hiç buradan sevmedim ki. Sevmemişim. O yüzden ihanet ettiğim insan sen değilsin. Yaman. Siz bana gelin payesi verdiğinizden beri ben onu silmeye, yok saymaya başladım çünkü. Asıl ona kalbimi yok saydığım için de kendime ihanet etmişim ben. Bunları size söylemek istedim. Söz veriyorum artık kimseyi rahatsız etmeyeceğim. Ben zaten bunların farkındaydım Hande. Beni buraya boşuna çağırmışsın. Bizim sancakzadelere borcumuz var. Ama alacağımız şeyler daha çok. Bunu zamanla anlayacaksın. Benim kimseye özür dileyecek bir durumum da yok.
kusurum da. Herkese iyi geceler. Afiyet olsun. Bundan sonra mutluluğumuza gölge etme anne. Nefis görgü kuyudur yeğen. Düşünce çıkamaz. Etmişim bir hata. Bedelini ödeyeceksin. Şimdi sen bana de bakayım. Plan ne? Adnan benden vazgeçemez Bahtiyar abi. Ne de olsa öz be öz oğluyum. Kapıdan kovsa bahçeden girmesini bilirim. Onu var ya, bana olan nefretiyle yapayalnız bırakacağım. Bu hayatta yalnız kalmak yok olmaktır, ben göstereceğim ona. Çok büyük konuştun Azade Hanım. Gün gelecek o konağa asıl sen adımını atamayacaksın. Gelininle, torununla kurduğun o mutlu hayallerin hepsini başına yıkacağım. Benim ödediğim bedellerin hepsini tek tek siz de ödeyeceksiniz. Ben o konağın sahibi olarak gireceğim. Yemin ederim. Leman dur. Ne oldu? Ben biraz hava almak istiyorum. Bu saatte mi? Evet, biraz yalnız kalmak istiyorum. Çünkü boğuldum artık. Peki, tamam. Alo Saadet, konağın arka tarafına geliyorum, tamam? Orada bekle beni. Hadi. Biz yemeğimizi yemeye devam edelim. Ferit, biz gidelim mi? Oğlum bugün evinizde kalsaydınız. Gidelim anne, gidelim. Biz gidelim. Sonra konuşuruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayşe. Beni hemen affetmeni beklemiyorum. Ama sen de anne olacaksın. Yine anlamaya çalış, olur mu? Sen daha yüzmezsin. Kuşların sesini duyuyor musun? Bebeğimiz de senin gibi böyle bıcır bıcır olur mu acaba? Bilmem. Gülünce gözlerin içi güler mi acaba? Olabilir. Belki de sana benzer. Kavga edince, sinirlenince buzağını ısırır, gözlerini kaçırır. Bak sen, ben sinirlenince böyle mi yapıyormuşum? Evet. Göster bakayım nasıl yapıyormuşum? Öyle işte. Öyle yapıyorsun. Böyle güzel güzel bakar mı acaba annesi gibi? Bakar belki. Bakar bakar. Şöyle hayırlısıyla bir bebeğimizi kucağımıza alalım. Ondan sonra ne dert kalacak ne tasa. Ya şöyle oturalım. Sen bana böyle hep bak. Başka hiçbir şey istemiyorum ben. Kalbim böyle yerinden çıkacakmış gibi. Devamlı alsın, heyecanlanayım. Uyandırdın mı?
Ben de erkenden uyandım. Yapacak çok iş var. Güzel bir hava var. Hafif bulutlu, serin ama keyifli. Sen şu hamilelik meselesini dert etme. Her şey yavaş yavaş olacak. Önce güvenini kazanmamız lazım tabii. Sen de bekleyeceksin. Bekleyeceğiz. Vay be Azade Hanım. Demek Ayşe'nin hapse girmesine göz yumdun ha. Bakalım bunu oğluna nasıl anlatacaksın? Öyle kuru bir özürle kurtulabilecek misin bakalım? Hadi bakalım. Ayşe'yi aklayacak USB'yi sen mi aldın? Hayır hanım, ben almadım. Seni çok seviyorum Ayşe. Ben de seni çok seviyorum. Dur bakalım. Telefon öttü. Kim ya bu sabah sabah? Tanımadığımız numara. Bu ne ya? Bize video göndermiş. Ne bu şimdi? Bakalım. Pardon. Bu ne ya? Ya bu Banu Vurulman. Hay Allah. Kim bu ya? Nereden çıktı bu video şimdi? Ve Ayşe şu video daha erken gelseydi elimize ne mahkeme ne cezaevi hiçbir şeyle uğraşmayacaktık. Kim yollamış? Niye yollamış ki? Bu saatten sonra ne anlamı var göndermesin ki? Ne bileyim biri bizimle dalga geçiyor galiba. Allah aşkına bakar mısın ya? Alenen delil. Her şey ortada. Mesaj gönderdi. Bu görüntüler en başından annenizdeydi. Azade Sancaksade hakikati en başından saklamayı tercih etti. Dostunuzu da düşmanınızı da iyi seçin bundan sonra. Kimsin nasıl? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden... Telefon kapalı.